Kenarlı oruç tutuyor musun diye soruldu burada. Kayınpederin ve kayınvalide ayrı mı? Onu hiç görmüyoruz videolarda. Çok hızlı kilo verdin. Nasıl oldu? Türkiye'de Müslüman olmaya nasıl karar verdin? Acaba ben Türkiye'ye ne zaman geleceğim? Cina, hello hello, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalia, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilsiniz, abone olun. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ve şimdiden desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca ikinci bir kanalım var. Orada İngilizce videolarımı paylaşacağım. İngilizce bilmeyenler valla abone olursa çok sevinirim. Kanal linki yorumlarda ilk yorum böyle bırakacağım oradan. Tıklayıp abone olabilirsiniz. Yakında güzel videolar çekeceğim oradan arkadaşlar. Ve biliyor musunuz bugün ne yapayım dedim. Videosuz bırakmak istemedim size. Ve dedim ki soru cevap çekeyim dedim ve hemen soru cevap çekeyim. Neden böyle bir fikir geldi? Dün kuaföre giderken böyle bir story attım Instagram'da. Dedim ki kuaföre gidiyorum, örgülerimi açtıracağım. Biraz da paylaştım kuafördeyken. O yüzden Instagram'dan takip etmiyorsanız arkadaşlar Instagram'dan takip edin. Çünkü gerçekten orada çok daha yakın oluyoruz. Mesela YouTube'da göremediğiniz hallerimi Instagram'da görüyorsunuz. Ayşe'yi de çok bol bol görürsünüz çünkü hemen hemen her gün story atıyorum. Arkadaşlar o zaman Instagram'dan takip edin benim Instagram Nalia Andre ve özellikle storyleri bakın arkadaşlar. Hikayelerimle bakın çünkü orada çok daha fazla şeyler paylaşıyorum. O zaman kuaföre gidiyordum. Oradan Instagram'dan böyle bir anket açtım. Dedim ki arkadaşlar sorularınızı gönderin ve ben cevaplayacağım. Instagram'da cevapladım birkaç tanesine fakat cevaplamadığım çok 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 soru var. Bakar mısınız? Çok soru geldi. Çok şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim. Ve dedim ki o zaman soru cevap videosu yapayım çünkü yeterince bol bol soru var. Teşekkür ederim. Hemen başlayalım çok fazla oyalamadan. Annen, baban Müslüman olduğunu anladın mı videodan? Annem daha bir şey demedi. Babam da hiçbir şey demedi arkadaşlar. Ve bilmiyorum Müslüman olduğumu anladılar mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Kaç aylık doğum yaptın? Ayşe 41 haftalıktı. Arkadaşlar artık hesaplarsınız kaç aylık oldu. 41 haftalıktı. Güler yüzlüsünüz. Azerbaycan bayrağı var. Çok teşekkür ederim Azerbaycan'a. Kocaman kocaman öpüyorum sizlere ve selamlarımızı iletiyorum. Büyüklerimizi elinden öpüyorum. Nalia, Türkiye'yi ne zaman geleceksiniz? Ayşe biraz daha büyüyünce mi? Acaba çok seviyoruz. Yani çok seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Acaba ben Türkiye'ye ne zaman geleceğim? Arkadaşlar son anda bir gelişme oldu. Belki Türkiye'yi hepimizden hani hepimiz beklediğinden çok daha erken olabilir. Yani böyle bir ihtimal var. Ama şu an için böyle kesin bir şey söylemem. Çünkü daha kesinleşmedi. Hemen kesinleşince söylerim. Tarihini söylerim. Her şeyi nasıl diyeyim? Her şeyi paylaşırım sizinle. Haber alır almaz sizlere böyle bir paylaşım yapacağım sizler için arkadaşlar. Türkiye'ye gidersem ne yapmamı istersiniz? Yorumlarda önerir misiniz birkaç şey ne yapabilirim Türkiye'de? Türkiye'de Müslüman olmaya nasıl karar verdin? Ailenle paylaşmayı düşünür müsün? Valla Müslüman olma hikayem çok uzun. Ama hani böyle bir özet çekeyim. Her şey beni İslam'a götürdü. Hani ben sanki böyle Müslüman olmak için doğdum. İyi ki. Valla iyi ki Müslüman oldum. Ailenle paylaşmayı düşünür müsün? Paylaşmayı düşünüyorum. Belki bir gün paylaşırım.
Onlar da biraz hani bence biliyorlar ama bilmiyormuş gibi yapıyorlar. Benden duymayı bekliyorlar ve belki bir gün onlarla paylaşacağım arkadaşlar. Nalia, eşin Müslüman mı? Ve Ayşe, kızın da Müslüman mı? Ayşe daha çok küçük. Ayşe, acaba ona sorarsak Ayşe Müslüman mısın, ne der? Tabii ki eşim Müslüman, elhamdülillah. İyi ki o da Müslüman. Ayrıca Ayşe tabii ki hani daha küçük, hani karar verecek tabii ki büyüyünce neyi olmak ister diye. Ama biz tabii küçükken İslam'ı öğreteceğiz, Kur'an-ı Kerim'i anlatacağız, kursa da götürürüz öğrenmesi için. Ama tabii ki büyüyünce o karar verecek. Ben mesela neden Hristiyandım? Çünkü Hristiyan bir ailede doğduğum için hani insan ister istemez doğduğu ortamını, dinini benimsiyor. Büyüyünce insanlar değişebilir, değişmeyebilir. Hani ben değiştim. Umarım Ayşe değişmez ama hani kendisi bilir sonuçta arkadaşlar. Hani kendisi bilecek büyüyünce. Kuaför arkadaşın mı? Hani Instagram'daki kuaförü soruyorsunuz. Hayır, arkadaşım değil. İlk defa o kuaföre gittim. Yeni evinizin son haliyle vlog çeker misin? Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Evet, bununla ilgili çok yorum geldi. Çok soru geldi. Nalia, ev turu yapacak mısın? Ev turu yap ne olur diyenler oldu. Tamam, ben tabii ki sizler için çekeceğim. Neden daha çekmedim? Çünkü halletmemiz ufak tefek şeyler var. O yüzden ev turu daha çekmedim. Bu evi bittikten sonra, hani bu evi bittikten sonra değil, hani o şeyleri çözdükten sonra tabii ki sizler için evi hali gösteririm arkadaşlar. Ama son anda böyle bir şey karar verdik. Hani bu evde sadece hani yaşanılır bir hale getirmek istiyoruz. Hani temel şeyleri yapacağız. Çok fazla şey yapmak istemiyoruz çünkü hani inşallah kendi evimize geçelim de nasip olursa o yüzden daha gelecek evimize odaklanmak istiyoruz. O yüzden biraz tasarruf yapacağız, bol bol tasarruf yapacağız ki evimize geçebilelim diye. Hani yeni evimiz yok bu arada da. Daha toprak alınması lazım, ev inşa edilmesi lazım. İşimiz daha çok uzun ama bir gün olur inşallah. O yüzden bu evde hani çok böyle işte yaşanılır bir hale getireceğiz sadece. Normal çok fazla süslemeden bir neden böyle yaptım? Çok fazla şey yapmadan şey yapacağız. Son enerjimi gelecek hayalimizdeki eve odaklamak istiyoruz. Eşimle beraber, Ayşe beraber. Hayalin nedir? Çok merak ettim. Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan, sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Aleyküm selam. Benim çok çok hayallerim var. Gerçekleşmek istediğim çok şey var. Şimdi mesela en büyük hayallerim ailem, ben, Ayşe, Angelo, eşim ile bahçeli bir evde yaşamak istiyoruz. Evimiz olsun, kendi evimiz olsun, kendi ait bir evimiz. Hani şu anda en büyük hayallerimden biri arkadaşlar. Öyle. Bir de Ayşe sağlıklı bu şekilde büyütebilmek, yani uzun yaşamak istiyorum, kızımı bakabilmek için. Ya gerçekten çok hayallerim var. Kaç saat sürdü saçın yapımı? Hani çıkardığım örgüleri bayağı uzun sürdü. Yaklaşık 8 saat sürdü arkadaşlar. Makyaj yapıyor musun hiç? Ha, çok güzel, çok ilginç bir soru. Daha önce görmemiştim, şimdi gördüm. Çok az makyaj yapıyorum. Ben kendimi makyaj yapmayı bilmiyorum. Hani öğrenmek isterim. Evet, yani sonuçta hani bayan olarak ara sıra değişiklik yapmak iyi gelir diye düşünüyorum. Ama
Çok az zamanlar makyaj yapıyorum. En son ne zaman makyaj yaptım biliyor musunuz? Kız kardeşim evleniyordu. Kuzenim bana böyle çok doğal bir şekilde makyaj yaptı. Ama nedense makyaj yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü hani cildime zarar verir diye çok fazla şey sürmek sevmiyorum. Ondan çok fazla makyaj yapmıyorum. Seninle tanışmak istiyorum Nalia. Ben de sizlerle tanışmak istiyorum. Acaba bir gün Türkiye'ye gidersem nasıl tanışabiliriz? Fikir verir misiniz? Hani YouTuberlar takipçileri için, takipçileriyle tanışmak için neler yapar? Bana fikir verir misiniz? Ona göre Türkiye'ye gidersem ben de ona göre davranacağım ve tanışalım arkadaşlar. Ben de sizlerle yakından tanışmak istiyorum. Hani hepiniz ile tanışma tabii ki mümkün değil ama en azından birkaç kişiyle tanışırsam gerçekten çok mutlu olurum. Başta doktorlar Ayşe'nin cinsiyeti için erkek demişlerdi. Erkek olsaydı ismini ne olacaktı? Gerçekten Ayşe'nin ismini de çok zor karar verdik. Sonunda Ayşe 4 günlüktü. Öyle karar verdik onun ismini. Erkek olsaydı bilmiyorum. Ali nasıl bir isim acaba? Belki Ali ismini koyabilirdik. Ne bileyim, bir gün balıkçıya gittik ya, bir video çektim balıkçılarla beraber. Onun adı Ali'ydi ve o ismini sevdim. Ali güzel bir isim. Türkiye'de de duymuştum bayağı. Bilmiyorum ama güzel bir isim. Ali koyardım galiba ama belli değil. Eşinle nasıl tanıştın? Video istiyoruz. Ben de bu video haftalardır, aylardır çekmeye dört gözle bekliyorum. Eşimi daha nasıl diyebilirim, ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü onunla çekersem çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Ama o yapmak istemezse yapacak bir şey yok. Ben tek başına çekerim ve sizlere anlatırım. Çok yakın bir zamanda arkadaşlar. Diyelim ki Ramazan bitsin, hemen çekeriz. Ya sizin dişleriniz neden bu kadar beyaz? Ne kullanıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Hani normal, çok özel bir şey kullanmıyorum. Benim diş macunu markası nedir? Sensodyne. Sensodyne diş macunu kullanıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Genetik olabilir. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Rabbim evladının umrunu batını güzel eylesin. Yolu hep iyiliğiyle, güzeliyle açılsın. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederiz dualarınız için. Dualarınızı eksik etmeyin. Umarım Ayşe'nin çok güzel bir gelecek, bir kaderi olur. Her gün dua ediyoruz ve dualarınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Kalıcı olarak Türkiye'de yaşamayı ister miydin? Şu an için bilmiyorum. Belki bilmiyorum ya gerçekten. Şu anda Mozambik'te çok mutluyum. Neden? Çünkü ailem burada. Kayınvalidem var, annem var, babam var, kayınpederim var. Şu anda Mozambik'te gerçekten o kadar mutluyum ki şu anda Mozambik'te yaşamak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Çok hızlı kilo verdin. Nasıl oldu? Arkadaşlar hani kilo vermek amacına hiçbir şey yapmadım. Zaten doğum çok zor geçti. İyileşme süreci de biraz zor geçtiği için hani hiç kilo vermem lazım. Hani bir şey yapmalıyım diye böyle düşünmedim arkadaşlar. Sadece bol bol emzirdim. Emzirmeye de devam ediyorum. Ondan da büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Nalyacığım, ben Fifi'yi merak ediyorum. Neden hep sizinle yaşıyor? Ailesi nerede? Arkadaşlar Fifi'leri de çok soruluyor. Anlatmıştım. Belki orada kaçırdınız. Fifi gerçekten çok küçük bir yaştan beri bizimle yaşıyor. Sanırım
uç yaşında bizimle yaşamaya başladı. Neden? Bebekken Fifi annesini vefat etmiş ve benim anneannem var ya, hani köyde yaşayan, Fifi aldı, onunla yaşamaya başladı. Biz bir gün köye gittik, Fifi oradaydı. Hani biz dedik ki, hani biz Fifi alalım, bizde de kalsın, hani şehirde daha hani güzel güzel şartlarda yaşasın diye, güzel okusun diye bizim yanımıza aldık. Yani ailesi biziz arkadaşlar. Hani onu kardeş gibi seviyorum. Hikayesi bu. Kayınpederin ve kayınvalide ayrı mı? Onu hiç görmüyoruz videolarda. Selamlar güzel Yıldız. Çok teşekkür ederim. Evet, kayınvalidem ve kayınpederim ayrı yaşıyorlar arkadaşlar. Kayınpederi hep görüşürüz onunla, hep gidiyoruz ziyarete. O geliyor ara sıra bize. Hatta bir gün sanırım story atmıştım Instagram'da, onu ziyarete gittiğimiz gün. Bol bol görürsünüz, söz veriyorum. Onunla ilgili vloglar çekerim. Oradayken, onun evindeyken vlog da çekeceğim arkadaşlar. Muhtemelen Ramazan'dan sonra böyle bir güzel vlog, bol yemekli çekeriz arkadaşlar. Ha, Ramazan demişken Nalya oruç tutuyor musun diye soruldu. Burada göremiyorum çünkü çok soru var. arkadaşlar ben oruç tutmuyorum. Emzirdiğim için tutmamayı karar verdim. Çünkü gerçekten her an acıkıyorum. Çok acıkıyorum. Yapamam diye düşünüyorum. Sütümü kesilir mi diye korkuyorum. Yani çok şey var ve bu sene oruç tutmamayı karar verdim arkadaşlar. Ben Narsa'yı özledim. Ayrıca seni de çok seviyorum. Ben de özledim. Onu görürsünüz zaten bol bol haftaya. Çok güzel bir yere gideceğiz. Birkaç gün birlikte geçireceğiz. Çok güzel bir şehir. Yani annemin babasına gideceğiz. Çok güzel vloglar gelecek. O çok güzel bir yerde yaşıyor. Köy gibi ama çok güzel. Bayılacaksınız. Takipte kalın arkadaşlar. Ondan sonra ne diyebilirim? Öyle yani arkadaşlar, gerçekten çok fazla video, çok fazla soru geldi. Bu video çok ama çok uzun olmasın diye burada kapatayım dedim arkadaşlar. Ama ikinci bir bölüm yapmayı düşünüyorum çünkü burada cevaplamadığım önemli ve sorular var. Eşimle ilgili çok cevaplamadım çünkü onunla soru cevap videosu çekeceğiz. Ramazan bitsin, yapacağımız ilk iş bu arkadaşlar. Soru cevap videosu çekerim. Belki Ramazan bitmeden önce de çekebileceğiz. Onu ikna edeyim de nasıl tanıştık, güzel hikayemiz sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sizi öpüyorum. Ve görüşürüz. Ha, bir tane soru unutmuştum arkadaşlar. Kayınvalidem kaç yaşında? Kayınvalidem 48 yaşında olduğunu söyledi. Evet, bu sene 49 yaşında olacak ya. Hiç gözükmüyor. Kayınpederim kaç yaşında? Kayınpederim 50 yaşında. Aralarında 2 yaş fark var. O zaman kayınpederim bu sene 51 yaşında olacak. Arkadaşlar kapatıyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz.